Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elif ne yapıyor? Elif çok terledi. Vallahi şu an yanıyorum cayır cayır. Günlük işlerimi ancak yapabildim. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Yatakları topla, tuvalet tarafını hallet. Kahvaltıdan sonra zaten daha böyle tam oturmuş değilim. Saat bu arada 1'e geldi. Şu kavuna bir bakalım dedim. Dün akşam almıştım. Kendime şimdi soğuk soğuk bir tabak kavun keseceğim. 3 bardak çay içtim kahvaltıda. Balkonda oturdum. Camları karşılıklı açtım. Azıcık böyle essin diye. Gerçi her yer açık. Odalar açık. Bu balkonlar açık. Ama benim ev buradan çok güneş alıyor. Vallahi sıkıntılı havalar. Hadi bakalım bismillah. İnşallah güzeldir. Açtım bakalım şöyle görünüyor. Sizler nasılsınız? Bu arada inşallah iyisinizdir. Bugün anneme gidecektim ben. Annem dedi ki biz arkadaşın gelinine oturmaya gideceğiz. Elif akşam gelirim ancak dedi. Onlar oturmaya davetliymişler. O yüzden oraya gitmeyi erteledim. Evdeyiz yani. Bilmiyorum tadı nasıldır. Biraz sert gibi geldi bana. Oradaki abiye seçtirmiştim ama. Hemen bakalım. Yanılmışım. O kadar sert ama o kadar güzel ki. Vallahi çok ön yargılı davrandım canım sana. Gerçekten güzel çıktı. Vallahi çok güzelmiş. Bunun tadına bakacaksın değil mi anneciğim? Bakacağım. Bu çok güzel bir şey çünkü. Bakacağım, tadı çok güzel işte. Tamam. Bu bize yeter. Bunu da poşetlere kaldıralım. Resmen poşetim kalmamış. Bunlardan saracağım üstüne. Streç film de yok. Anne. Şöyle açayım. Efendim anne? Nerede? Aynen üstüne böyle bunlardan sarayım. Evet aşkım. Yemek ne yapacağız bugün? Vallahi şu yemek derdi yazın hep sıkıntı. Dolma biber alıp gelsin. Dolma biber alıp geleyim mi? Ne yapayım durun. Anne. Kalpola, biber, geldim durucuk. Ne yapıyorsun? Buraya küçük sehpa koydum. Bakın kahvemi falan koyuyorum. Orası uzak kalıyor. Bu köşe serin oluyor arkadaşlar. İki camı şöyle karşılıklı açınca burayla şu tarafı o kadar güzel esiyor ki. O yüzden oraya küçük sehpa koyayım dedim. Duru'yla şimdi kavunumuzu yiyelim. Bizlere afiyet olsun. Hemen şöyle şoka çıktım arkadaşlar. Dolma biber varsa biber dolduracağım. Yemek başka inanın aklıma bir şey gelmiyor. Artık şaşırdım. Patatesim de azdı. Nasıl buranın patatesi? Aa, güzel görünüyor. Buradan biraz patates seçeyim. Her zaman güzel olmuyor. Bakın sarı patates. Soğan almıştım. Soğanım var da. Buradan seçelim. Bunlar da çok büyük ya. Ben böyle büyük sevmiyorum. Çok büyük. Geldim eve arkadaşlar. Dolma biberi hiç beğenmedim. Çok büyüktü. Manava da çıkmaya üşendim. Daha üst mahallede manav çünkü. Vallahi çıkasım gelmedi. Patates çok güzeldi. 3 kilo kadar aldım. Patates kavurması yapacağım. Uzun zamandır yapmadım. Soğanlı güzel domatesli kavurayım onu. Önce haşlansın. Çocuklara muz aldım. Yufka aldım. Börek saracağım. Çayla gene yenir dedim. Kavurma da olacak nasılsa. Şöyle misin peynirini aldım börek için. Evde biraz peynirim vardı ama yetmezdi. Duru'nun kapisini aldım. Süt aldım. Kakaom hiç kalmamış evde. Dün aslında böyle ıslak kek yapasım vardı ama bir baktım kakao yok. Belki bugün yapabilirim. Önce şu patatesle böreği halletmem lazım. Patatesleri soydum. Ben böyle haşlıyorum arkadaşlar. Çocuklu da 15 dakikada hazır olur zaten. Patates haşlanırken önce ıslak kekin kekini atayım fırına dedim. Daha sonra böreği halledeceğim çünkü. Bunun biraz soğuması lazım. Akşama kadar soğur. Vallahi yapmayacaktım ama dedim bunu da yapayım. 3 tane yumurtam var. 1 su bardağı kadar şeker. 1 su bardağı kadar süt. Sıvı yağ. Kakao kullanacağım 4 yemek kaşığı kadar. Hamuru için bunlar lazım arkadaşlar. 1 su bardağı kadar da un gider herhalde. Ya da 1,5 su bardağı kadar tahmini.
Vanilyam, kabartma tozum burada. Böyle kabımı da ayarladım. Kek hamurunu hazırladım arkadaşlar. Bundan sos ayırmadım. Islak kekin sosunu ayrı yapacağız. Tarifi de Demet'ten aldım. Geçen gün annemlerde yemiştik, yapmıştı. Çok güzeldi o gün. Ondan aldım bakalım. 1,5 bardak un kullandım bu arada. Şimdi sosu yapacağım, bunu fırına vereyim. Düdüklünün altını kapattım, havası çıksın. Ondan sonra patates kavurmasını yapacağım. Şimdi ıslak kekin sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. Sos da ılık olacak, kek de ılık olacak çünkü. 1 su bardağı şeker var, 1 su bardağı süt var, 3 yemek kaşığı kakao var. 1 su bardağından 2 parmak eksik de sıvı yağ var arkadaşlar. Kaynayınca altını kapatacağız zaten. Sonra ılımaya bırakacağım. Keki de fırına verdim. Bir tek börek kaldı. Bugün böyle valla şey gibi oldu. Misafir hazırlığı gibi oldu ama olsun, arada kendimize de yapalım. Uzun zamandır böyle zaten tatlı matlı pek bir şey yapmıyordum biliyorsunuz. En son bisküvi pastası yapmıştım geçen hafta. Islak kek Rıza yemiyor. Biz yeriz üçümüz, Azra, Duru, ben, ama Rıza Bey kakaolu diye muhtemelen bir dilim ya yer ya yemez. Kakaolu şeyleri onun yüzünden çok yapamıyorum. Asla sevmiyor. Ama bir dilim yer herhalde, bakalım. Kaynamaya başladı. Şimdi ocaktan alıp ılımaya bırakacağım. Bu kısma gelecek olursam, kek pişerken yufkalarımı böyle hazırladım. Duru kenarından koparmış bakın. Burada da sadece peynir kullanacağım, maydanoz falan eklemedim. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Fırın böreği yapayım dedim hani kızartmaktansa. Onun için çok basit bir sos tarifim var arkadaşlar. Böyle bir tatlı kaşığı un, bir çay bardağı sıvı yağım ve bir çay bardağı normal su koydum. Hepsini böyle güzel karıştırıp çıtır çıtır oluyor börekleriniz. Eğer varsa sirke de damlatabilirsiniz bu karışıma. Benim evde sirkem kalmamış. Çıtır börek tarifi diye geçer zaten bu. İyice karıştıracağım. Böyle bir sos oluyor bakın. Yerken kıyır kıyır oluyor. Seveceğinizden eminim. Bilenler vardır zaten aranızda mutlaka. Dediğim gibi bir tatlı kaşığı kadar un yetiyor. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı da su. 3 tane yufkadan yapıyorum. Bu bize yeter. Bir tepsi gelir zaten. Ben şimdi ışık hızıyla başlayayım. Bu arada demeyi unuttum. Aralarına sürüyorum. 2 kat yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi üstüne bir kat daha bundan koyacağım. Tekrar harcımdan süreceğim. Tek kat değil yani. Bir de güzel koyabilseydim. Tripoda telefonu takmayı üşendim. Böyle tek elle çekersen olacağı budur. Azra'ya da diyorum gel beni çek diyorum. Yok, üşendi beni çekmeye. Artık idare edin arkadaşlar. Bugün görüyorsunuz hamar atlığım üstümde. 5 çay menüsü hazırlıyorum. Can sıkıntısından. Evet. Börekler hazır arkadaşlar. Sadece Rıza'nın gelmesine yakın yumurta sarısı süreceğim. Ondan sonra fırına vereceğim. Peki burada neler oluyor arkadaşlar? Vallahi görüyorsunuz dört bir taraftan hazırlık yapıyorum. Sanki misafir gelecek gibi. Kekim pişti. Sosu da ılıdı. Kek bir 5 dakika falan daha böyle sıcaklığı gitsin. Sosla buluşturacağım. Patateslerim haşlandı. Onları kavurması kaldı bir tek. Acıkmaya da başladım böyle bunları görünce. Vallahi bir acıktım sanki. Rıza'ya dedim kaçta geleceksin? Elif diyor her gün kaçta geliyorum Allah aşkına diyor. Dedim 5-5.30 mu? 5'te gelirim dedi. Tamam dedim. Çay demeyeceğim çünkü o gelene kadar. Her yeri çeksin diye kekimi dilimleyeceğim.
Yumuşaklığı çok güzel olmuş bu arada kekin. Çok büyük dilimler kesmiyorum. Soslu buluşturalım bakalım. Tamamen çekince de dolaba soğumaya bırakacağım artık. Soğanımla biberimi doğradım. Pul biber koydum. Bir de salça koyacağım. Patateslerle tuzunu da ekledim. Karabiber koydum biraz. Ve patates kavurmamız hazır arkadaşlar. Canınız çekmiş olabilir. Vallahi üşenmeyin, hemen 5-6 tane patatesi haşlayın. Güzel kavurup biz çayla çok seviyoruz. Bir tek bu pişecek kaldı. Keki de dolaba kaldıracağım, sosunu çeksin. Şöyle kapağını kapatalım. Bu kısmı hiç görmeyin tabii. Makine yeni bitti. Yerleştireceğim. Hatta başlamıştım yerleştirmeye. Bulaşık dolu Allah'ım. Bir şeyler yapınca şu mutfak niye savaş alanı gibi oluyor. O da sosunu çekiyor. Elif'e kolay gelsin bakalım. Kırmadan inşallah. Daha oturmuş değilim bugün. Gerçekten oturmadım bugün daha. Börekler pişti. Rıza da işten geldi arkadaşlar. Vallahi tam oldu yani. Çayımı da demledim. Bakın nasıl güzel görünüyorlar. Bu gerçekten böyle çıtır çıtır bir börek oluyor. Mutlaka sosunu bu şekilde yapın. Böyle altları da pişmiş görüyorsunuz. Şimdi patates kavurmasını ısıtacağım. Hafif böyle ılımış sanki. Biraz daha altını yakayım. Çayımızı içelim. Domates salatalık doğrayacağım güzel. Bizlere afiyet olsun bakalım. Yemeğimizi yedik. Koltuğa oturdum. Bir ağırlık çöktü vallahi. Haberleri açtık şimdi. Haber izliyoruz. Rıza hala çay içmeye devam ediyor bu arada. Ben iki fincan içtim. Bana yetti. Birazdan annesine geçecek. Dün uğramamıştı. Bugün bakayım dedi. Biz kızlarla evdeyiz. Hem onlara tatlı göndereyim. Keki daha dolaptan çıkartmadım. Soğuyor şu anda ama kayınpederim seviyor öyle tatlıları. Hem de börekten koyayım. Onları bırakır. Biraz durur. Gelir herhalde. Ben de biraz koltukta uzanacağım. Hem haberlere bakıyorum. Hem Instagram'a bakıyorum. Artık her akşamımız böyle geçiyor. Gündüz de zaten bakıyorum fırsat buldukça, ama yeni bir haber var mı diye hemen haberleri açtık. Öyle. Aslında tekrar duşa girsem iyiydi. Bugünüm hep mutfakta geçti. Dün girdim zaten. Yani her gün girsek zaten yeri de. Üşendim şimdi, böyle bir ağırlık çöktü ya. Mutfakta günümü bitirdim. Onu da yapayım, bunu da yapayım. Yani hiç planda yoktu böyle. Aslında sadece şoka biber dolması doldurmak için, hani dolma biber alayım diye gitmiştim. Ama iş buralara kadar geldi. Tatlısıdır, böreğidir, patatesidir derken inanın gün nasıl bitti anlamadım. Öyle. Sizler neler yaptınız? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keki dolaptan çıkardım. Bunları kayınvalideme gönderiyorum. Sosunu çok güzel çekmiş arkadaşlar. Size de göstereyim dedim. Bakın. Her yerine gelmiş sosu. Daha da soğusun ama. Bir iki saat daha soğusun. Ne yapıyorsun kızım? Burada da börekler var. Şimdi Rıza oraya gidiyor. Hava yeni kararmaya başladı. Saat 8.30'a geldi arkadaşlar. Duru'yu birazdan uyuturum. Caminin güzelliğini göstermek istedim. Şu anda ışıklar yanmaya başladı tabii. O kadar güzel görünüyor ki. Bakın. Hafif de denize böyle yansıyan ışıklar falan. Bu arada şu arabaların indiği yer var ya, annemlere oradan gidiliyor. Normalde o yolu kullanıyoruz yani. Böyle karşı karşıya görünüyoruz. Annemle daha şurada tepede oturuyor arkadaşlar. Tepebaşı denilen yer. Şurası sigorta hastanesi. Onun üst kısmında da annemler oturuyor tepe başında.
Böyle hazır arabalar geçiyorken, yakınlaştırmışken göstereyim size dedim. Böyle. Videomu artık burada sonlandırayım. Bu güzel manzarayla veda edeyim sizlere. Yarın günlerden cuma. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.